aşağıdakilerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilemez Unutma virgülün olmadığı bir cümlede noktalı virgül kullanamazsın Burada virgül var hocam burada virgül var burada virgül var Bu cümlede de virgül var virgül olmayan Denizli öyleyse onu işaretle Hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Hocam burada sayıya ayırmış, burada yılı ayırmış, burada özel ismi ayırmış. Bunlar zaten sen ne yapabilirsin? Kendini yapabilirsin. Bazen halk edebiyatında ve divan edebiyatında özellikle ölçüyü tutturmak için ünlü harfleri de yazmadan böyle A sesini düşürebiliriz arkadaşlar. Bunu da biliyorsun. Nereye dikkatini çekeceğim? İngilizceye dikkatini çekeceğim. Yapım ekinden sonra gelen ekler Türkçe'de kesme işaretiyle ayrılmaz. İngiliz bir özel isim. İngiliz İngilizce yapım ile türemiş. Nasıl C'yi ayırmıyorsam C'den sonraki Y'yi de yine ayırmayacağım. Bu parçada numaralı yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmesi en uygundur diye sormuş bana şu son cümleye bakmak istiyorum seninle birlikte. Vazgeçiş mağlubiyet, bırakış ve uzanamayış değildir. Hocam mağlubiyet, virgül, bırakış, virgül, uzanamayış değildir. Mağlubiyet, bırakış ve uzanamayış eş görevli sözcükler, birbiriyle ilgili sözcükler. Peki ben vazgeçişe de virgül atarsam ne olur? Vazgeçiş sanki bu sözcüklerle eş görevliymiş gibi görünür. Görünmemesi için ne yapman gerekir? Bu virgülünün tepesine bir tane nokta koyarsın daha sonra burayı işaretlersin. Hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Hemen şuradaki akıl almazı göstereceğim sana. Sonu mazla, mezle, re ekiyle ve miş ekiyle yani bu sıfat fiil ekleriyle biten sözcükler bitişik yazılır unutma. Hangisinde D'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır diye sormuş bana. Bu tip sorularda sen D'yi cümleden çıkarma taktiğini zaten biliyorsun. Ben sana bir de D'yi cümleye ekleme taktiği öğreteyim. Çıkarma taktiği her zaman işe yaramaz ama ekleme taktiği genellikle işe yarar. Nasıl ekleyeceğiz hocam? Şöyle ekleyeceğiz. Konuşmanın sonunda da dinleyicilerin sorularını cevapladı. Buraya daha iyi koyabiliyorsan bu bitişik yazılması gerekir. Tamam bitişik yazılmış. Sıkıntılı günlerimde senin sıcaklığını ararım. Sıkıntılı günlerimde de senin sıcaklığını ararım. Buraya bir bağla çek burası bitişik yazılır. Geçtim bunu da. Bu havalarda da pikniğe gitmek akıl karı değil. Havalarda da dedim ekleyebildim. Bitişik yazılması gerekiyordu ama yazılmamış. Ceyhan'ı işaretledim. Geçtim. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Batı Karadeniz, Karadeniz özel isim büyük yazmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölge özel isme dair coğrafi bölgeler büyük yazılır. Sıkıntı yok. Yeryüzü derken gerçekten yüzden bahsetmiyorum. Bitişik yazmam gerekir. Sıkıntı yok. Hemen şuraya bakalım. Yalnızca mı hocam? Bunun kökü yanılmak mı? Değil. Bunun kökü yalın, aman, dikkat, Bursa'yı işaret Hangisinin yazımı doğrudur diye sormuş. Alt etmek ayrı yazılacak. Neden? Alt sözcüğünde herhangi bir ses olayı yok hocam. Bilecik değmiş değil, bilecik teymiş. Neden? Burası fıstıkçı şahap olursa buranın da fıstıkçı şahap olması gerekir ıstrap ız değil ızdırap şeklinde olacak ya da ıstrap şeklinde olacak. Burası d olacak. Hocam Çankaya Köşkü özel isim kesme işaretiyle ay ayırmış. Yanlışlık nerede? Aman şuna dikkat et. Burası Çankaya Köşk değil. Çankaya Köşkü. Dolayısıyla ü'den sonra ayırmam gerekecek. Bursa'da herhangi bir hata yok. İşaretledim, geçtim. Müzik